ne oldu da gene cama yapıştın he? Ha. İkrem bir çıktı işte. Ay. Acaba ne konuştular ya? Kız bırak sen Ekrem'i Kekrem'i de gel şu fasulyeleri ayıklamaya yardım et. Ekrem de kim? Ha? Neyin nesi oluyor? Ekrem Bey, yani Halide Hanım'ın bir dostu diyelim. Yani tam olarak dostu da değil de sen aklın pek ermez ya bu işlere. O hele sen hasbaya. Kız, ben seni görmeyeli ne kadar havalanmışım öyle. Vallahi beni artık eski ben diyelim. Halide Hanım'la çok yakınız biz. Bir nevi sırdaş gibi yani. Sırdaş. Git oradan deli karı. Halide Hanım'ın sırları sağ mı kaldı kız? Evet, bana kaldı. Biz Halide Hanım'la ne aynı sofralarda yemekler yemedik de ne büyük kulüplere gidip gezmedik. Hey, senin bunlardan haberin bile yok. Kız benim haberim olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen gitsen ne olur, gitmesen ne olur. Hala onun hizmetçisi değil misin güzelim? Gülzar benimle gel. Ne oldu ki ne ya? Halide Hanım. Bir şey mi oldu? Ben sana ağzını sıkı tutacaksın demedim mi? Niye? Ne oldu ki Halide Hanım? Serap'ı sen yetiştirdin değil mi? Niye ben yetiştirdim? Gülizar bana aptal numarası yapma. Hamile olduğumu bir tek sen biliyorsun. Vallahi ben bir şey demedim Halide Hanım. İki gözüm önüme aksın ki. Ben sana güvenmiştim Gülizar. Halide Hanım size yemin ediyorum ben kimseye bir şey demedim. İnsan ekmeğini yediği kapıya bunu yapar mı? Hem ben özlem Serap Hanım'dan yana olmam. Yemin ediyorum ben sizin sırrınızı tutuyorum. Kim söyledi o zaman? Ha? Kim yapar böyle bir şeyi? Vallahi bilmiyorum hanımım. Yemin ediyorum size şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki ben kimseye bir şey demedim. Benim sizden başka kimim var ki? Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Ha? Nasıl güveneceğim? Çekil. Ben söylemeden buradan bir yere ayrılmayacaksın. Kimseyle konuştuğunu görmeyeceğim. Halide Hanım. Halide Hanım, beni buraya hapus mu yapacaksınız? Bir masumum. Hiç kimseye bir şey demedim. Beni buraya mı hapsedeceksiniz? Kız. Bacım, sana yemek getirdim. Yarabancı, Allah'ını seviyorsan artık açın şu kapıyı da çıkartın beni. Nefis falan alamıyorum, daraldım ben artık bu odada. Kız, Halide Hanım müsaade etmiyor. Baba, gene ne haltlar ettin de kadını dellendirdin? Ben hiçbir şey etmedim. Benim bir günahım yok ya, tamamen iftiraya uğradım ben. Ne olursun gidip şu Halide Hanım'la konuş da çıkartın beni buradan ya. Kızım, ben ne karışırım? Zaten kadın burnundan soluyor. Cinleri tepesinde. Hadi ben de gideyim de bana da salmasın. Allah'ım, şeytan diyor, aç şu pencereyi. Avazın çıktığı kadar bağır. Halide Hanım Ekrem Bey'den hamile kaldı diye. Bütün çitlik duysun. Kız!
Hadi bakalım, gözün aydın. Mahpusluk bitti. Affedildin. Sen mi diyorsun? Halide Hanım çıkabilir artık dedi. Ay, Allah'ım sana şükürler olsun ya. Demek sonunda o da anladı benim masum olduğumu. Ama kendi gelip söyleyemedi demek. Utandı tabii değil mi? Yüzü yok tabii karşıma çıkmaya. Kız sen ne deli karısın böyle? Hadi hadi çok konuşma. İşler birikti. Ben bir başıma yetemiyorum. Hadi yürü. Kız dur beni be. Zehra. Kız Hacer. Benim ya. Ne yaşadın sen? Gel otur gel. Göreyim dedim. Seni merak ettim. Pakize'ye sordum. O dedi burada kaldığınızı. Ha öyle mi? Aman duyulmazsaydı. Biliyorum bura Kemal'ın evi. Yok yok. Sen hiç merak etme. Kimseye bir şey demedim. Nasılsın bakalım? Nasıl olalım? Çitlik'ten ayrıldık. Ama iyiyiz çok şükür. Maşallah. Oğlan nasıl? Saati nasıl? İyi, iyi. Çok iyi. Hacer, Cemşir nasıl? Tek başına idare edebiliyor mu? Cemşir mi? Ben bebeği bırakıp bir türlü gidemedim. Ne oldu Hacer? Ne yazdı suratını? Ben onu demeye geldim asıl. Ne demeye geldin? Bir şey mi oldu Hacer? Konuşsana. Başım alıp giden gurbet ellere. Başım alıp giden gurbet ellere. Kimdir o? Ben Reşit. Hayırlı sabahlar bacım. Cemşir'e baktıysan çarşıya kadar gitti. Yok Asuman Hanım. Ben seninle konuşmaya geldim. Kapıyı kapat hele konuşak. Benle. He kapat. Hayırdır? Şimdi Asuman Hanım. Belki kulağınıza gelmiştir. Meyhaneyi ben aldım. Öyle mi? Hayır olsun. Eğer sahnelere dönmek isterseniz... Adanalı sizi pek özledi. Tabii biz de Adanalıyık. Biz de çok özledik. Eksik olmasınlar. Ben de Adanalıları çok özledim. Siz de tabii. Ama Cemşir'e ne derim bilmem ki. Canım, sen istedikten sonra değil mi? Cemşir'e ne? Hem onun nikahlı karısı değilsin, bir şey değilsin. Sonra Asuman Hanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Yani burada olanlar yakında Zehra'nın kulağına gider. İşte o zaman bu tenekede seni oturtmazlar. Aman canım, bırak Allah aşkına. Sen zaten tenekeye layık bir kadın mısın? Öyle değil mi kraliçem? Esas benim istediğim de bu. İşe dönmeyi düşünüyordum ama... ben alışmışım çalışmaya, sahneye, şarkı söylemeye. Cemşir'i üzmeden nasıl derim onu bilemiyorum. Ha, bak işte işin o kısmını bana bırakacaksın. Ben var ya Asuman Hanım, bu Cemşir'in ciğerini bilirim. Hoş geldin Cemşir. Senin burada ne işin var Reşit? Canım, ne arayacağım? Seni sormaya geldim. Beni mi sormaya geldin? Niye soruyor ki bana? Canım, niye olacak?
kardeşimle akşam meyhaneye gidek de şöyle karşılıklı iki kadeh atak diye düşündüm. Yok Raşit, gelmeyeceğim. Bundan sonra Asuman nerede? Ben orada. Şimdi hadi Raşit, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.